21 Haziran, 27 Haziran değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Sevgi ve umutla kalın. Bu hafta hissettiğiniz baskı ve zihinsel ve fiziksel olarak zayıf düşmenize sebep olabilir. Kendi iç dünyanıza yönelmek, korkularınızı sorgulamak, bir süre daha sosyal hayattan uzaklaşmak, kendinizi iyi hissetmek isteyebilirsiniz. Yıllardır böylesin zaten. Bir sosyal hayata gir, ondan sonra bunu böyle yapalım. Gerek yok diyorum. Özellikle bilinçaltınız daha ön planda çalışacak. Rüyalarınız, hisleriniz, iç dünyanız bu hafta gerçekten kendinizi çok sorgulama, karamsar ve yorgun hissetme. Sanki kötü bir şeyler olacak enerjisi yaşarız ya, ya bu yarın bir şey olacak, yarın bir şey olacak. Öyle bir şey yok. Sadece kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Duygusal boşluklarınız fazla var ve işinizle alakalı devamlı aynı döngüde olmak sizi fazlasıyla mutsuz etmeye başladı. Ve devamlı vücut enerjinize de düşünce, zihin düşündüğü için de ruhunuzu ve iç dünyanızı iyi beslemediğiniz için bunları biraz daha güçlendirelim, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim ve enerjimizi biraz toparlayalım. Çünkü gerçekten para konularında aksilikleriniz devam edebilir, ilişkide zorlanacağınız bir hafta ve bunun yanı sıra bazı ödemelerinizde gecikmeler yaşanacak, aileden ya da yakın dostlarınızdan bir destek alacaksınız. Bu hafta biraz külfetli, biraz stresli, belki de sürümceli bir hafta olacak ama şunu demek istiyorum kovalar, siz bu döngüde çok fazlasınız uzun süredir. Yani bunu bilmeniz lazım ve öğrenmeniz lazım. Yani size bir döngü ters gittiği zaman uzun soluklu ters gidiyor. Bu dönem biraz daha uzun soluklu oldu ama şöyle söyleyeceğim, 28-29 Haziran'dan sonra hayat yönünüzde, iş konularınızla alakalı beklemediğiniz güzel oluşumlar, seçtiğiniz alanda yeni başlangıçlar sizi mutlu edecek, kendinize özgüveniniz artacak, sorumluluklarınızın farkına daha fazla varacaksınız, daha olgun ve daha kendinizden emin hareketler sergileyeceksiniz. Yani 21-27 duygusal boşluklar, travmalardan adaptasyon problemi ama 28-29 sizin daha güçleneceğiniz, daha emin adımlarla beklediğiniz iş oluşum ile görüşmeler, yeni iş anlaşmaları size çok keyifli kılacak. O yüzden harekete hazır ol, enerjiye hazır ol, zayıf düştüğün içsel dünyanı iyileştir, kendini sorgulamaktan bilinçaltında devamlı konuşmayı bırak, kendine gel diyorum. Bu ara bol bol yürüyüş yapalım. Evet işte de aynı beyin konuşuyor, ben gitmeliyim, ben kalmalı mıyım, yeri büyütmeli miyim, yapmalı mıyım, devlette miyim, özele mi geçsem diyerekten. Hayır hayır hayır, sakin sakin sakin, bu haftayı sakin geçirelim lütfen. Bir de kalp atışınız heyecan duymak istiyor ya. Yani iyimser, temiz, kalıcı hayat arkadaşı istiyorsunuz ve uzun süredir de hep muallakta olan sorunlar ve aynı döngünün içerisinde döndüğünüz için o evrede de evet bu dönem bu enerjinin içerisine gireceksiniz ama ilk önce ruhunuzu iyileştireceksiniz. Beklenmedik bir para gelecek ama ilk önce ruhunuz şifalanması lazım. Yani aslında hem artı bir hafta hem eksi bir hafta olacak. Yani 26'sına kadar böyle depresyon, 27, 28, 29 hızlı bir dönüş sağlayacaksınız. Evli çiftlerimizde araç konusu ya da arsa konusu ya da toprak ve miras konularınız varsa bu konularda artık netliğe kavuşacaksınız. İş mahkemeniz ya da para mahkemeniz varsa bu hafta bunlarla ilgili doğru çözüm. Hacizlik ya da uzun süredir ödeyemediğiniz faturalarınız varsa bununla ilgili ödeme sistemi yaratıp taksitlendirme evresine girip biraz rahat nefes alacaksınız. Evli olanlarda ters giden bir durum yok. Sadece maddiyattan kaynaklı krizler var. Ve bu yüzden de kendi aramızda mutluyuz ama etrafımızdaki enerji çok yorucu olduğu için biz de alana konsantre olamayabiliriz. Hatta sürpriz bir gebelik gündeme gelecek. Bu da sizin halinize bereketli gelecek. Aşksız kovalara güzel bir heyecan var. Gözünü, kalbini, anahtarını doğru aç. O benim tarzım değil, bu benim tarzım değil. O benim de içime bakarsan ben de sizin tarzınız değilim ama beni dinliyorsunuz yani. Hiç tarzınız değilim. Farklı bir karakterim size göre. O yüzden güzel bir aşk ve geçmişle ilgili hesaplaşmak istediğiniz insana mesaj atmak isteyip dur anam sen atma o sana atacak. Biraz sabrettin, biraz daha sabret. İlişkinizle ilgili evlilik teklifi uzun süredir sevgili olanlarda güzel bir teklif söz konusu olacak. Alyans ve ailelerin bir araya geliş evresinin konuşmaları söz konusu olacak. Evet büyük bir devlet kurumunda çalışıyorsanız yöneticilerinizle ilgili bazı hassasiyet durumları olabilir. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.
Mesela finans ya da kurumsal büyük bir firmanın en üst seviye yüksek konumunda bir beklentiniz varsa burayla ilgili imzalar atacaksınız. Bazı aile büyüklerinizin yaşadığı bazı sorunların döngüsünde dönüyorsunuz ya, annenizin karması, babanızın karması, aile geninizin karmasında bazı huzursuzluklar var. Yani bunu da bilinçaltınız ön plana çıkarttığı için bu ara geçmiş gelecek arasında tıkanabilirsiniz ama sonu aydınlık. Sağlık olarak psikolojimi düzelteceğiz. Çocuk isteyenler gerçekten Allah nasip edecek size. Özellikle kariyer hayatınızda yenilik istiyorsanız Rabbim size bunu nasip edecek. Yeni bir aşk bekliyorsanız doğru enerjiyle görürseniz bu aşkı kucaklayacaksınız. Ama en önemli şey bu ara annenize sevginizi, babanıza sevginizi, kardeşlerinize sevginizi ifade edin. Evet çok kızgınsınız onlara ama onlar sizi özledi. Adım atın.